Merhaba arkadaşlar, merhaba izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Hasan Zeki Alp. Size modern programlama dillerini anlatıyorum, örnekler de gösteriyorum. Bunlardan bir tanesi de bildiğiniz gibi doğa. Doğa konusunda henüz dersimize başlamadan önce birkaç kelam etmek istiyorum arkadaşlar. Her şeyden önce arkadaki boş kitaplık taşınma arifesinde olduğumuzun nişanesidir. Onu bildireyim. Şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Ben dua derslerine ayrım gözetmeksizin işte Haskell olsun, Julia olsun, Python olsun, Ruby olsun, Lua olsun, modern programlama dilleri diyerekten bunları da envanterime almıştım. Ancak şöyle bir durumun olduğu ortaya çıktı. Şöyle ki oyun programları ve oyun sunucuları bir şekilde bu programların bazı hileleri için ya da senaryo değişiklikleri için ya da arayüz değişiklikleri için C#, JavaScript ve bunun yanı sıra da Lua programlama dillerini kullanıyorlar. Yani dosya uzantıları Lua olan scriptleri kullanıyorlar. Elbette şimdi bu kadar basit olmuyor iş. Yani herhangi bir şekilde bir oyuna veya da sunucu kurduğunuzda bir serverınıza bir şekilde eğer senaryo değişikliği ya da işte başka bir maksatlarla değişiklik yapmak istediğinizde Lua kodunu yazıyorsunuz ve de pat gönderiyorsunuz. Bu kadar kolay olmuyor arkadaşlar. Yani bir şekilde sizin o sunucuya yönlendirmeniz gerekiyor oyuncuları ve de çeşitli derleyicilere ihtiyacınız var. Şimdi elbette biliyorum bu oyun dünyasında ben yaş itibariyle Civilization 3 müydü 4 müydü orada kaldı. Bir daha oyun dünyasından uzak kaldım açıkçası. Civilization 4'ün de 5'ti galiba. Python kodlarıyla yazıldığını gördükten sonra da Python programlama diline merak sardım. Açıkça durum budur. Şimdi tekrar bu arkadaşların taleplerine dönersek. Arkadaşlar çeşitli şekilde scriptlerde değişiklik yapmak için bana kodu gönderiyorlar. Ancak kodu açtığımda arkadaşlar bunların raw data ya da raw kod olmadığını yani bildiğimiz Lua derleyicileri tarafından derlenip byte kodları, nesne kodlarına dönüşülecek kodlar olmadığını aksine tam bu işin yapılmış ve de son haliyle kodlar olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bunların üzerinde bir işlem yapabilmek için üniversite yıllarından bildiğim kadarıyla cross-compiler dediğimiz ters mühendislik programlarının kullanılması gerekir. Bunları araştırdım internette. Kimileri tabii bu biraz da illegaliteye de girdiği için çünkü herhangi bir şekilde exe haline ya da bat haline dönüştürülmüş bir kodun geri döndürüldüğünde raw kodunu çözmeye çalışıyorsunuz. Bir kısmı kendi sitelerinde hallediyorlar. Yani sizin bir şekilde kodunuzu çözdürmek istediğiniz kodunuzu oraya göndermenizi istiyorlar. Eğer kendi envanterinizde de bir cross-compiler ya da işte ters mühendislik denilen kod çözünürlüğünüz varsa ham kodlara ulaşıyorsunuz ve üzerinde de manipülasyon yapabilirsiniz. Ben aradım. Lua için bulamadım açıkçası ama gene araştıracağım. Fakat bu çeşitli cheating işlemler için veyahut da hileler için veyahut da bir şekilde yaratıcılıklarını ortaya çıkartmak isteyen arkadaşların ümitlerinin kırılmasını istemiyorum. 5M denilen bir oyun sitesi var. Onun sunucu oluşturma işlemlerine başladım. Ancak bir şekilde Grand Theft Auto denilen o oyunun, yarış oyununun paralı ve de işte onun lisanslı kullanıcısı olmayı gerektiriyor. Açıkçası ben şu anda 4-5 tane programı dilini aynı anda anlatmaya çalışan, göstermeye çalışan bir arkadaşınız olaraktan, abiniz olaraktan yani Grand Theft oyununu ne satın almayı düşünüyorum ve de üzerinde sunucularıyla ilgili bir şeyler yapmaya ne zamanım olacak ne de çabam olacak açıkçası. Yani o bakımdan eğer ki bir oyuna arayüz yazmak ya da başka bir şekilde senaryo iyileşmek istiyorsanız yani bu sadece hazır uygulamalardan ziyade bir kere Lua programlama dilinin kodlarına hakim olmanız lazım. Ondan sonra bilgisayar terminolojisine de hakim olmak gerekiyor arkadaşlar. Elbette bilgisayar mühendisi olmak gerekmiyor ancak bir derleyici nedir, compiler nedir veyahut da arayüz yazmak nedir bunları bilmek gerekiyor. Elbette şimdi ben bunları biliyorum ama bir çırpıda
bu programlar hemen ele alınabilir şekilde değiller. O bakımdan affınıza rica ediyorum. Aslında çok hoşuma gidiyor yorumlarınız ve de benden talepleriniz. Fakat Lua'ya oyun arayüzü yazma ya da bu şekilde bir takım ekstra işler için cevap veremeyeceğim arkadaşlar. Üzülerek belirtiyorum, cevap veremeyeceğim. Şimdi Lua derslerimize gelelim. Hatta bazıları artık o kadar hani trajikomik bir durumda ki sizin anlattıklarınızla bu arkadaşın anlattıkları birbirinden çok farklı diyor. O arkadaşı ben dinledim İngilizce metnini. O arkadaş oyun gurusu bir adam. Yani GitHub'da bir sürü arşiv çalışmaları var. Kendi server database'ini oluşturmuş. Bunların hiçbirisi bende şu anda yok arkadaşlar. Üzerinde çalışıyorum, halletmeye çalışıyorum ama yani oyun dünyası elbette tamam. Python'ı da kullansanız veya da Java'yı, Ruby'yi de kullansanız arayüzü de bunların programlarıyla da modülleriyle de halledebiliyorsunuz. Fakat doğrudan doğru oyun konusunda iddialı değilim. Yani bunu da biraz profesyoneldir bırakmak lazım, gerekir diye düşünüyorum ben. Ben amatör ruhla çalışıyorum arkadaşlar. Ben bu videolar ne bir para beklentim var ne de Udemy veya da başka bir parasal profesyonel kurs bünyesi içerisine katılma ya da böyle bir niyetim, isteğim de yok arkadaşlar. Yani zamanım da yok çünkü başka profesyonel çeviri işleriyle de uğraşıyorum. Dolayısıyla affınızı sunuyorum. 6 dakikamı yedi bu özür bahsi. Hemen şimdi Lua envanterine gelerekten nerelerde kalmışız bir ajandayı paylaşmak istiyorum sizlerle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 14. bahse kadar gelmiştik. Ben şu anda itibaren dilin tasarımcısı olan, 3 arkadaştan birisi olan Ior Salemski'nin Bible Mahiyetinde kitabını takip ediyorum. 5.0. Burada bazı yerler anlaşılması ve anlatması gerçekten çok zor. Fakat şöyle bir çözüm düşündüm ben bunlara. Bahsi geçtikten sonra ilgili örnekleri farklı kaynaklardan bulup tekrar bu konulara gelmek istiyorum arkadaşlar. Örneğin burada global değişkenler, dinamik isimli global değişkenler ve de global değişkenlerin tanımlanmaları ile ilgili kısımlar var. Bugün eğer vakit bulabilirsek paketler bahsi anlatmaya çalışacağım ve de nesne temelli programlamaya bir girizgah yapacağım arkadaşlar. Eğer zamanımız yeterse burada işte global tablolar veyahut da lokal değişkenlerle ilgili örnekleri sizlere sunacağım. Hemen kaldığımız yerden masa üstüne dönelim. Evet, pratikliği açısından hala SkyT'yi geliştirme ortamını kullanmaya devam ediyorum arkadaşlar. 126 numaralı dosyayı çalıştırıyorum. Ve de burada paketler bahsine geldik arkadaşlar. Temel yaklaşım şudur. Bunları ben hızlı bir şekilde Türkçeleştirip arkasındaki şu örneği sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bir paketi tanımlamanın en basit yolu arkadaşlar, bir prefix olaraktan o paketin içerisindeki her bir nesne için bir paket ismi koymaktır arkadaşlar. Yani eğer bir kompleks sayılarla ilgili bir paket oluşturmak istiyorsak kompleks diyerekten o paketi tanımlayabiliriz. Örneğin biz burada kompleks sayıları ele alacak bir kitaplık yazmaya çalışıyoruz. Öyle yazdığımızı varsayalım. Elbette mühendislik matematiğinden hatırladığımız kadarıyla kompleks sayılarla ilgili olaraktan, yani karmaşık sayılarla ilgili olaraktan bu bir tablo olaraktan bunu temsil etmemiz gerekiyor arkadaşlar, göstermemiz gerekiyor. Ve de bu tabloda yani real part, gerçek real part kısmı olması lazım. Bir de imaginary part ya da işte I ya da J şeklinde, fizikçiler bunu I ile gösteriyor herhalde, elektronikçiler C ile gösteriyor. Imaginary part yani kompleks kısım olması gerekiyor arkadaşlar. Elbette biz bütün bu yeni işlemleri diğer bir tablo içerisinde de belirleyebiliriz. Buna da bu yeni paketi de bu şekilde tanımlamış oluyoruz. Burada örneğin bu açıklamadan sonra kompleks diyerekten bir kitaplık tanımlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Elbette ne demiştik? Bu bir tablodur. Şurada boş tablo anlamında şunu gösteriyorum. Ve de kompleksin kompleks tablosunun dot new diyerekten bir
metodunu şu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Real part ve imaginary part diyerekten iki argümanı olacak arkadaşlar. Zaten matematikten biliyoruz, kompleks sayının bir gerçek kısmı bir de sanal kısmı vardır. Ve de giriş dönüşü olaraktan R real part'ı gösterecektir. Bir de imaginary part'ı gösterecektir arkadaşlar. Fonksiyon tanımlaması burada sona eriyor arkadaşlar. Bir de i sabitini yani bu faz olaraktan 90 derece kaydıran i sabitini tanımlamamız gerekiyor. O da aynı şekilde complex.i dediğimde de bu sanal kısmını 0 tutaraktan i kısmını yani faz dönüştüren yani 90 dereceyle çarptıran kısmını tanımlamış oluyoruz. Complex.new diyerekten. Peki ben şimdi bu fonksiyonumu kompleks ismindeki fonksiyonumu nasıl çağırabilirim arkadaşlar? Yani bu kitaplığımı complex.add diyorum örneğin c1 c2 diyerekten tanımlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu toplama fonksiyonunu. Buna bir fonksiyon tanımlamaya çalışıyorum örneğin. Daha sonra bunun geri dönüş değeri olaraktan da nasıl olur arkadaşlar? İki tane karmaşık sayının toplamını nedir? Birinci kısmın real partını ile ikinci kısmın real partını toplarım. Daha sonra ikinci sayının real partını toplarım. Ondan sonra birinci sayının imaginary partıyla da ikinci sayının imaginary partını toplamış olurum. Yani iki karmaşık sayının gerçel kısımları ve sanal kısımları ayrı ayrı toplanıp virgülü ayrıldığında bu geri dönüşleri olarak da bana karmaşık sayı verecektir. Yani bu bildiğimiz karmaşık sayı toplamasıdır arkadaşlar. Pardon. Evet. Aynı şekilde de bu tanımlamayı şöyle yapabilirim çıkartma için de. Aynı şekilde birinci sayıdan ikinci sayının çıkartılması, gerçel kısımlar çıkartımı yapıyoruz ve de sanal kısımlar çıkartımı yapıyoruz. Bunu neyi yapıyorum arkadaşlar? Ben kompleks sayılarla ilgili bir kitaplık oluşturmaya çalışıyorum ve de bu kitaplık kompleks sayı, verilen iki kompleks sayının toplamını, çıkartmasını, çarpmasını, bölmesini yani tersiyle çarpmasını gerçekleştirecek kütüphane fonksiyonlarını bana sunması lazım. Kütüphane fonksiyonumuzun ismi, kütüphanemizin ismi kompleks. Burada da o kütüphane fonksiyonlarımıza dahil edeceğimiz dört işlemi tanımlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Yaptığımız iş budur. Aynı şekilde çarpmaya geldi. Peki burada dikkatli olursak arkadaşlar iki komplekslerin çarpımında birinci kısımların reel kısımları çarpılıyor. Ve de karmaşık kısımları çarpılıyor. Çünkü i kare eksi 1 ettiği için bunu eksi 1 olacak şekilde yazıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde C1R ile C2I çarpılacak arkadaşlar. Bunu mühendislik matematiği bilen arkadaşlar bilir. Yani çarpmadaki normal işte dağıtma işlemini yapıyorum. Ve de şu birinci terim, şu ikinci terim, şu üçüncü terim, şu da dördüncü terimdir arkadaşlar. Tabi dördüncü terim i kare çarpanını içerdiği için eksi işaret bu i'ler ortadan kalkacaktır ve dolayısıyla eksi gibi bir rakam buraya yerleşecektir arkadaşlar. Aynı şekilde inverse dediğimiz bu bölmede işe yarayacak arkadaşlar. Inverse'ünün alınması için de aynı şekilde real part ve de imaginary part'ın karelerin toplamını n diye bir değişkene atamasını yapıyorum. Daha sonra bunu ilk her kısımları da n'e bölerekten kompleks sayının yeni kompleks sayının yani tersi alınmış inverse alınmış kompleks sayının tanımlamasını bu şekilde yapıyorum. Yani burada toplama çıkarma çarpma çarpma ve tersinin alınması şeklinde 4 işlemi tanımlamış olduk. Bu şekilde arkadaşlar bu kitaplığımız tek bir global isim tanımlıyor arkadaşlar. O da kompleks. Yani bu kitaplığı ben kompleks ismiyle tanımlıyorum. Dolayısıyla kompleks ismiyle çağırabilirim artık şu anda itibaren. Buradaki bütün tanımlama, diğer tanımlamanın hepsi de tablonun içerisinde kalıyor arkadaşlar. Her demiştim ya bu kütüphanelere, kitaplıkları aynı zamanda her birisini bir tablo şeklinde düşünebiliriz. Ben de burada başlangıçta işte boş bir tablo diyerekten kompleksi tanımladım. İçerisine de bu tablonun new metoduyla fonksiyonlarını eklemeye çalıştım arkadaşlar. Fonksiyon tanımlamaya çalıştım. Bütün diğer tanımlamalar ise tablonun dışında kalıyor. Burada tanım itibariyle. Ve de biz işlem ismini belirterekten tablomuzla bunu doğrudan doğruya çağırabiliriz. Şu şekilde arkadaşlar bakın şurada ben bir şu satır execute edilebilir bir satırdır. Kompleks diyorum şeyimin adını tablomun ya da kitaplığımın adını zikrettikten sonra .add diyorum. Yani toplama işlemini yapacağım arkadaşlar. Kompleks imaginary part diyorum.
Ondan sonra kompleks new diyorum ve de 10 ve 20 diyorum. Mesela kullanımını bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki örneği denedim. Bir sonraki örnekte 126 127'deyim. Evet. Burada da paketlerimizi hazırladıktan sonra arkadaşlar bu paketleri isimlendirerekten kullanabiliriz. Örneğin lokal P diyorum burada bir tablo oluşturuyorum. Aslında bu tabloya daha sonradan da kompleks diyerekten bu tablonun ismini paket ismi olarak belirlemiş oluyorum arkadaşlar. Burada şöyle bir realite var arkadaşlar. Bu LUA'da paketler tablo olarak ifade edilir. Bunu kafamıza nakşetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Paketler tablo olarak ifade edilir. Yani package dediklerimiz nesnelerin hepsi aslında tablodur. Burada tablonun imaginary indeksinin tanımlanmasını da şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Real part 0 olacak şekilde, imaginary part 1 olacak şekilde bu tablonun imaginary partıdır. Ve de burada fonksiyon p.new diyorum. Burada çağrılan nedir arkadaşlar? Burada elbette şu kompleks kitaplığımdır. p.new dediğimde real part ve imaginary part olmak üzere iki tane argümanı var. Ve de geri dönüşü ne olacaktır arkadaşlar? Real part'ın sayı olaraktan vereceğiz ve de imaginary part sayı olaraktan verilecek arkadaşlar. Yani burada fonksiyon tanımlamasını bitiriyorum. Şöyle söyleyebilirim. Burada yapmış olduğum şey arkadaşlar, farklı bir isim verdiğimde o paketin içerisindeki metotlara ya da işte o argümanlara benim dışarıdan erişebiliyor olmam için ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şu andan itibaren ben bu paketin add metodunu daha önce önceki sayfada hatırlıyorsunuz, bir de önceki dosyada hatırlıyorsunuz. C1 ve C2 gibi iki kompleks sayıyı toplayabilirim arkadaşlar. Burada da onun toplamasının fonksiyonunu yazıyorum. C1 real part artı C2 real part virgül C1 imaginary part artı C2 imaginary part. Dolayısıyla ben bu şekilde karmaşık sayılar hesaplaması ile ilgili paketin içerisine bunları zerk etmiş oluyorum bu şekilde arkadaşlar. 127 numaralıydı bu. 128 numaralı dosyaya geldiğimizde. Evet. Bahsetmiştik. Bu paketlerimize kendimiz keyfi bir isim verebiliriz. Fakat paketlerin içerisinde hangi fonksiyonlar olduğuna dair bu bilgiler elbette sadece o paketi create eden, oluşturan, yaratan kişiyle alakalı arkadaşlar. Ben de ilk önce örneğin bu sayılarla ilgili işlem yapmak istediğimde programın eğer bir kompleks sayı girilmemiş ise kilitlenip kalmasını önlemek üzere bu matematik işlemleri, kompleks sayılarla yapılacak olan matematik işlemlerde ilk önce bu verilen sayıların kompleks sayı olup olmadığını yani karmaşık sayı olup olmadığını kontrol eden şöyle bir küçük kod parçacığı koduma iliştirebilirim arkadaşlar. Şöyle diyorum lokal değişken tanımlamasıyla definition'ıyla fonksiyon check kompleks diyorum. Bu check kompleks benim sayının kompleks sayı olup olmadığının test edilmesi içindir arkadaşlar. Ve de eğer değilse yani bunun tipi tablo değilse elbette ne demiştik arkadaşlar? Eğer tablo değil ise bunun zaten pakette olmadığını anlıyoruz arkadaşlar ve bu paketin tablonun içerisindeki real part ve imaginary part ayrı ayrı bunlar sayılar değilse sayılar yoksa yani hem gerçel kısım hem de i ile oluşan sanal kısım yok ise ben bu durumda buna bad complex number diyorum. Yani bu doğru dürüst adam gibi kompleks sayı değil bu işleme sokulan anlamında. Hemen kodumuzun şu kısmı dallanaraktan bize şu hatayı verecektir. Yani buradan sayıların karmaşık sayı formatında olduğu test edilir şu yapıyla arkadaşlar. Diğer kısma gelelim. Yani normal olaraktan işleme sokulabilecek kompleks sayılar girildiğini varsayalım. Yani programın şu algoritmanın şu kısmına uğramadan doğrudan doğruya kompleks sayılarla ilgili paketin çağrılmasında ben şu işlemleri yaptırabilirim arkadaşlar. Burada örneğin new fonksiyonunu şu şekilde tanımlıyorum. Yine real part ve imaginary part olacak bu fonksiyonumun. Ve de geri dönüşlü olaraktan şu notasyonu format olaraktan algılamanız gerekir. Belki mantıklı gibi geliyor ama yani geri dönüşlü olaraktan bu fonksiyon, bu kompleks sayının bir real partının elbette bir de imaginary partının olması gerekiyor. Yani yapılan işlemlerden sonra bunu bu şekilde tercüme edebiliriz arkadaşlar. Ve de burada yerel fonksiyonumu ben add
Toplama fonksiyonu mu? C1 ve C2 gibi iki tane karmaşık fonksiyonu mu? Elbette burada check komplekse uğraması lazım. Yani check kompleks C1 ve check kompleks C2'den geçtikten sonra bu nedir arkadaşlar? Demek ki her iki fonksiyon da aşağı tabii şuralara takılmazsa her iki operant da yani işleme sokulacak her iki sayı da gerçek karmaşık sayıymış diyerekten şu noktaya kadar geldik arkadaşlar. Burada da bu toplama fonksiyonunun bizatihi açık yazının şeklini yazıyorum. Birinci sayının gerçel kısmı, ikinci sayının gerçel kısmı toplanacak. Daha sonra birinci sayının sanal kısmı ve ikinci sayının sanal kısmı toplanacak arkadaşlar. Ve de end diyorum. Dolayısıyla bu yaptığımız iş nedir arkadaşlar? Ben dışarıdan bu kompleks sayıyla ilgili toplama işlemini tanınabilir hale getirdim. Tabii bunlar toplama, çıkarma, çarpma ve bölme ve tersini alma şeklinde işlemler olabilir. Bunları da aynı şekilde metodumuz da dahil, işlemlerimiz, fonksiyonlarımızın kendileri de dahil eğer bir tablo şeklinde oluşturursam bu tablomuz da bana kompleks kitaplığının fonksiyon envanterini verecektir arkadaşlar. Dolayısıyla şurasını da okursam yerel olaraktan paketimizdeki tüm fonksiyonları bu şekilde tanımlamasını yapabiliriz. Ve daha sonra bunları da nihai bir tabloya koyarak dış ortama ihraç edebiliriz arkadaşlar. Yani ben şurada new olsun, add olsun, subtract olsun, multiply olsun bunları yerel olaraktan yapıyorum. Fakat elbette bunları tasarlayan kişi olarak da ancak ben biliyorum. Bunun kullanıma sunulması durumunda işte kompleks veyahut da ne bileyim işte matris işlemleri şeklinde buradaki yerel işlemlerin ya da yerel değişkenlerin yerel fonksiyonların tanınması lazım. Bununla da ilgili şöyle bir tablo yapısıyla dış ortama bunu veriyorum. Burada da following this approach our complex package would be like this diyerekten bunu gösteriyor. Yani burada da şu anda itibaren ben şu komutu da uyguladıktan sonra tablo yapısını tanımladıktan sonra benim paket içerisinde tanımlamış olduğum fonksiyonlar dış ortamdan ulaşılabilir hale geliyor arkadaşlar. Bu 128 numaralıydı. 129 numaralı dosyayı paylaşmak istiyorum sizlerle. Paketlerin çağrılması ile ilgili burada bir metin kısımları var arkadaşlar. Bunları execute edilebilir bir dosya olmasına rağmen yine de bunları sizlere çevirisini gerçekleştireceğim. Örneğin eğer bir karmaşık kompleks .lua diye bir dosyamız varsa arkadaşlar içerisinde bizim kompleks paketimizin tanımlı olduğu şu komut require complex şu komut bu paketin açılması için yetiyor arkadaşlar. Yani bu paketi çalıştırmak için değil pardon açmak için require complex diyorum. Bu tabii paketin ismi komplekstir. Şunu bilin ki aynı bu require komutu yani require anahtar sözcüğü aynı paketin defalarca açılmasını da engelliyor. Yani tekrar tekrar açılmasına gerek kalmaksızın erişebiliyoruz onlara. Örneğin eğer bizim root dizinimizde şu varsa arkadaşlar ve de şurada ben bu library'i paketi eğer şu dizine kaydetmişsem arkadaşlar doğrudan da bu paketin bu kompleks paketini ben gerçek hayatta da kullanabiliyorum arkadaşlar. Öyleyse bunun da şey içerisinde yer alması gerekiyor. Bu kitaplık içerisinde yer alması gerekiyor. Bizim bu hazırlamış olduğumuz paketin. Eğer kullanıcı bunu CPX Lua'ya koyarsa ve de şu şekilde de çalıştırabilir arkadaşlar. Yani require CPX de diyebilir. Hatta kendi kafasına göre başka bir isim de verebilir burada. Dolayısıyla burada bizim kitaplıkla ilgili ya da bu paketle ilgili dosyalarımız bu kez CPX'te yer alıyor anlamındadır. Başka bir kullanıcı ise bunu CPX underscore v1 lua'ya taşımak isteyebilir. Bu durumda da yine bu da mümkündür. Ve de neticede require CPX underscore v1 yani versiyon 1 diyerekten bunu kendisi de bu şekilde çağrılabilir. Her seferinde bu isim coincidence'ına, isim eşleşmesine dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Lua bize böyle bir imkan veriyor. Şimdi bu 129'dan sonra 130 numaralı dosyaya bakalım.
Atlamalı gittiğim için bazı kısımlar evet atlanıldı ortaya çıkabilir. Burada global bir tablo olarak global tablonun kullanılmasına dair bir kavramlar var arkadaşlar. Bir kere paket bizim paketimiz münhasır bir ortama sahip arkadaşlar. Yani bizim paketimizin kullanılması kullanıldığı yer belirli olduktan sonra yerini tespit ettikten sonra bu sadece biz bu tablonun fonksiyonlarında kullanmakla kalmıyoruz arkadaşlar. Yani ben o tabloma eriştikten sonra, o paketime eriştikten sonra aynı zamanda bunun global değişkenleri de aynı şekilde bu tablonun içerisine giriyor arkadaşlar. Yani bu örneğin kompleks kitaplığını oluştururken kompleks paketini oluşturan kullanılmış olan global değişkenler de aynı şekilde bu tablonun içerisinde yer alacak arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu global değişken olaraktan tüm bu public fonksiyonları yani kamuya açık fonksiyonları herkes tarafından kullanılan fonksiyonları beyanını yapabiliriz arkadaşlar. Yani bunun kullanabileceğini, kullanıcılar tarafından kullanabileceğini beyan edebiliriz. Bu durumda da bunlar ayrı bir tabloya gidecektir. Yani bu public global değişkenler ayrı bir tabloya gidecektir. Burada da studio is ve de bunun yapılması gereken tüm pakette o paketin ismini aynı ismi taşıması gerekiyor arkadaşlar. O ismi alması gerekiyor. Bir sonraki kod parçası aşağıdaki de bu kompleks kitaplığının kullanımına dair bir tekniği gösteriyor arkadaşlar. Bu da şöyle. Ben lokal p diyerekten bir boş tablo oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın şurada. Ve de ben bu boş tabloyu kitaplığımın, paketimin ismini veriyorum arkadaşlar. Kompleks diyorum. Dolayısıyla burada set function environment 1 ve p diyorum. Bu belki çok yabancı olduğunuz bir format şeklinde gelebilir arkadaşlar. Bu söz konusu fonksiyon bu da yer alacak olan fonksiyon anlamındadır. Yani bunu self ya da işte this olaraktan düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada kolaylık olsun diyerekten bir denmiştir. Set fn fonksiyon ortamının tespit edilmesi, hazırlanması şeklindedir. Yani şu noktadan itibaren bu tanımlamalar bitmiş demektir arkadaşlar. Yani biz şimdi böylece fonksiyonumuza toplamayı tanımladığımız zaman bu doğrudan doğruya complex.add denilen yapının içerisinde yer alacaktır arkadaşlar. Ben örneğin burada add diyorum. C1 ve C2 gibi iki kompleks sayıyı topla diyorum arkadaşlar. Burada da bunun uygulamasını bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. 30. Başka imkanlar da var elbette bu tablolarla ilgili. Daha önce de dediğim gibi bu tabloların paketleri oluşturmak üzere, paketleri kullanmak üzere bu tabloların kullanılması bize bunlarla ilgili pek çok işlemlerde güç veriyor arkadaşlar. Lua'nın bu konuda sonsuz imkanları var. Yazar bu iddia içerisinde arkadaşlar. Ve de burada birkaç örnek vermeye çalışıyor. Birkaç teklifte bulunuyor. Biz paketle birlikte tüm public nesneleri tanımlamamıza gerek yok diyor arkadaşlar. Örneğin sadece biz ayrı bir kod parçacığı içerisinde karmaşık paketimize yeni nesneleri ekleyebiliriz diyor. Şöyle ki daha önce kompleks kitaplığımızı oluşturmuştuk biliyorsunuz. Burada division diye bir fonksiyon yoktu hatırlıyorsanız. Fonksiyon tersi vardı, inverse'ü vardı. Dolayısıyla biz C1 ve C2 gibi iki karmaşık sayının bölmesini gerçekleştiremeyecek miyiz? Elbette gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bunun da fonksiyon tanımlamasını şöyle yapıyorum. Bu division denilen bölme işlemi de şöyle bir geri dönüş değeriyle gerçekleştirilebiliyor arkadaşlar. O da şu, kompleks multiply diyerekten bu çarpma işleminin fonksiyonunu çağırıyorum bu kitaplık içerisindeki. Ve de kompleks sayı olduğu gibi yerinde dururken ikincisinin yani C2 kompleks sayısının inversini alıyorum arkadaşlar. Yani complex.inverse fonksiyonuna maruz bıraktığımda yani aslında 3'ü 5 ile çarpmak yerine 3'ü 1 bölü 5 ile
bölmek gibi bir anlamda arkadaşlar. 3 çarpı 3 ve 1 bölü 5 dediğimiz zaman bunu 5 ile bölmüş oluyoruz arkadaşlar. Fakat burada şöyle bir kayıt koymuş arkadaşlar burada yazar. Fakat şunu da fark et, unutmamalıyız ki özel kısım, yani sadece kütüphane içerisinde kullanılan, yani lokal kısım tek bir dosyayla sınırlı. Bu da aslında bence iyi bir şey diyor. Bunun da hani orijinalliğinin bozulmaması bakımından. Aksine eğer aynı isimde birden fazla isim de tanımlayabilirdik diyor. Bütün bunları da yapmamız gereken her birisini bu blok içerisinde, bloğun kendi içerisinde hapsetmektir. Böylece de yerel değişkenler de o blokla sınırlanmış olur diyor arkadaşlar. Ve de paketin dışında biz aynı bir takım işlemleri sıklıkla kullanabiliriz. Yani birden fazla kullanabiliriz diyor. Ve de bunlara da yerel isimler verebiliriz diyor. Örneğin burada lokal add işlemi diyorum. Add i dediğimde kompleks toplaması yapacak. İlk terimin kompleks, ikincisi de kompleks i yapacak arkadaşlar. Burada da onun bir nesnesini oluşturularak da kullanımını gösteriyor burada. İşte add metodunu çağırdığımda, fonksiyonumu çağırdığımda 10 ve 20'yi yeni bir kompleks sayı olarak işleme sokacak ve de bu real part olarak kabul edilip bu ikinci kez de bu kez i ile topluma maruz bırakacak arkadaşlar. Bunları salt uygulanabilir kavramı olaraktan görmekten ziyade bunların da mümkün olabileceğini göstermek istiyor arkadaşlar bu yazar. Şurada da veyahut da ben tekrar tekrar aynı paketi yazmak yerine ona başka bir isim verebilirim arkadaşlar. Burada yavaş yavaş zaten dikkat ediyorsanız Object Oriented Programming ya da işte nesne oluşturma, instance oluşturma kavramlarına yaklaşıyoruz arkadaşlar. Daha kısa bir isim verebiliriz diyor. Burada da örneğin lokal C diyerekten bir C değişkenime kompleks atamasını yapıyorum buna. Ve de C1 değişkenimi de burada artık bir nesnesini oluşturuyorum dikkat ederseniz. C.add dediğimde, yani bu kompleks kitaplığımın veyahut da kompleks paketimin add fonksiyonunu kullanmak istediğimde de şu şekilde yine kullanabilirim. Bakın burada tek satırda birden fazla işlemi ben Lua marifetiyle gerçekleştirmiş oluyorum. Üstelik de şurada herhangi bir şekilde kodun isim değişikliğinden dolayı şu koda baktığımız zaman bunun kompleks isminde paketle ilgili olduğunu direkt anlayamayabiliriz arkadaşlar. Bunun tanımlamaların nereden geldiğini elbette görmek gerekiyor. Şunun şuradan geldiğini görmek gerekiyor. Aynı şekilde bir paketi çözen bir fonksiyon yazmak da kolay arkadaşlar. Ve de bunların hepsini de ayrı bir global isim alanına, yani global ortama, global tabloya yerleştirmek de mümkün arkadaşlar. Burada namespace hemen bize C++'daki namespace'i çağrıştırıyor. Evet, namespace'ler Python'da nasıl ki modül ismini alıyor, paket ismini alıyor veyahut da işte Perl'de veyahut da Modula'da modül ismini alıyorsa şeyde de C++'da da namespace ismini alıyordu. Burada da aynı şekilde bu yapı bana bunları çağrıştırdı. Open package dediğimde böyle bir fonksiyon tanımlamaya çalışıyorum. Aynı şekilde burada şurada for in döngüsü var. For in pairs döngüsü var bakın. Burada da şu global tablonun içerisine bunu daha önceki derslerde görmedik arkadaşlar. Bunu ileride biraz daha bu konular anlaşılır hale gelsin. Bu global tabloları da, global değişken tablolarını da sizlere göstereceğim arkadaşlar, anlatacağım arkadaşlar. Burada open package dediğimde bu karmaşık sayıyı işte C1 ismine nesnesini vererekten, değişkeni vererekten 10 ve 20 ile multiply etme, çarpma işlemine maruz bırakabiliyorum arkadaşlar. Eğer elbette burada ben aynı isimleri kullanmaktan veya da farklı isimleri kullanmaktan sıkıntı yaşıyorum. Hani bu isimlerin birbiriyle çelişmesinden, çakışmasından korkuyorum derseniz bu durumda da atama öncesinde bir isim kontrolü gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Yani buradan neden bahsediyorum arkadaşlar? Fonksiyonun içerisindeki
Pardon, paketimizin içerisindeki fonksiyonların isimlerinin birbiriyle çelişmesinden çekiniyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili isim kontrolünü şöyle yapabiliriz. Open package diyorum. Şöyle bir döngü kuruyorum burada arkadaşlar. Bakın for döngüsü şuradan şuraya kadar. Eğer boş değilse, tablo boş değilse bu durumda bakın şu değil işaretini taşıyor arkadaşlar. Bu tablonun o indeksindeki sayı boş değilse bu durumda isim çatışması var diyerekten bunu hala hazırda bu isim verildi diyerekten bir dış ortama mesaj vermemiz lazım arkadaşlar. Burada da eğer değilse isim çatışması yoksa bu V değerine value değerine bu global değişkenler tablosuna yerleştiriyorum arkadaşlar. Burada bunu arıyor açıkçası. Ve de bu şimdilik 131 bu. Buraya kadar bir sonraki dosyayı açtığımızda evet. Nihayet de nesne temelli programlamaya geldik arkadaşlar. Daha önceki kısımlar bize bu nesne temelli programlama ile ilgili bir fikir vermişti arkadaşlar. Bir doğada bir tablo aslında bir nesnedir. Sizin de son derslerde bu anlattıklarımda da gördüğünüz gibi. Yani birden fazla bakımdan nesnedir. Nesneler gibi tabloların da bir durumu vardır arkadaşlar. Yani nesneler gibi tabloların da bir kimliği vardır. Bir selfness dediğimiz tablolara bir kimlik veriyoruz, bir isim veriyoruz. Yani içerisindeki değerlerinden farklı olabiliyorlar arkadaşlar. Yani ben bu şekilde tanımlama yapabilirim. Özellikle eğer iki tablo, yani iki nesneden bahsediyorum, aynı değerli ise bunlar farklı nesnelerdir arkadaşlar. Yani belki biraz mantık farklı gibi geliyor ama ben tablonun iki nesnesini oluşturmuşsam bunlar iki farklı nesne anlamındadır. Öyle ki bir nesne başlangıçtaki farklı zamanlarda da farklı değerler olabilir. Yani bir nesnenin değerini de ben değiştirebilirim. Fakat her zaman için o aynı nesne kalmaya devam edecektir. Baştan işte C1 olarak tanımlamışsam hep o C1 olaraktan kalmaya devam edecektir. Fakat içeriği değişebilir. Nesneler gibi tablolar da bir yaşam döngüsüne sahiptir. Yani bunları oluşturmuş olan kişilerin, bunları yaratmış olan kişilerden bağımsız olaraktan bir ömrü var demeye getiriyor arkadaşlar. Nesnelerin de kendi işlemleri var. Tablolar da aynı şekilde kendi işlemlerine sahip olabiliyor. Şöyle bir bunu somutlaştırayım arkadaşlar. Bu açıklamayı, izahı yaptım ki yani bu İngilizce kaynaktan arkadaşlar okuduğunda anlaşılmaz gelebilir. Bunu Türkçeleştirme olabildiğince Türkçeleştirmeye çalışıyorum ben arkadaşlar dilim döndüğünce. Burada örneğin şöyle bir banka hesabından para çekmeyle ilgili bir yapı oluşturmaya çalışıyorum arkadaşlar. Demiştik ya tablolar aslında tablolar aynı zamanda bize fonksiyonların hazırlanmasında da altyapı oluşturacaktır. Account diyerekten bir nesne oluşturum, bir tablo oluşturum arkadaşlar. Bu tablo aynı zamanda bir hesap anlamındadır. Bu account hesap demektir. Başlangıç değeri yani bakiye değeri şu anda sıfır arkadaşlar. Ben şu yapımın account.withdraw diyerekten buna bir para çekme diyerekten bir metot çağırıyorum arkadaşlar. Bunu ben keyfi olaraktan bir isim verdim. Başka bir Türkçe'de çek ya da işte para alma, para çekme diye de olabilir Türkçe'si. Bir v değeri, bir v argümanı ile bir fonksiyon tanımlaması yapıyorum. Ve de bu fonksiyon tanımlaması içerisinde metodum şu arkadaşlar. Tekrar account ismini, bu tablo ismini zikretmek durumundayım. Dot balance dediğimde buna başka bir balance, şuradaki balance'ın değerini bu kez ne yapıyorum arkadaşlar? Sıfır olarak da verilmişken daha önceki değer eksi bu hesaptan çekilen değer şeklinde. Aslında elbette bu başta mantıksız geliyor. Sıfır gibi bir hesabınız var. Buradan işte 100 lira çekmek gibi bir şey. Fakat kredibiliteniz olduğunu varsayaraktan böyle bir fonksiyon parçacığını küçük kod chunk diyorlar bunlara. Kod parçacığını bu şekilde tanımlaması yapabilirim. Bu tanımlamayla arkadaşlar aslında yeni bir fonksiyon tanımlamaktadır. Yani o fonksiyon nedir? Account'tan para çekme hesabıdır ve de bilançonun gösterilmesi veyahut da bilançonun hesaplanması hesabıdır. Bu öyleyse ben bunu şu fonksiyonu ne yapabilirim arkadaşlar? Account.withdraw metoduyla bir kez çağırabilirim. Aslında burada çağırmak onun nesnesini oluşturabilirim anlamındadır arkadaşlar. Örneğin 100 dolar çekiyorum buradan.
Ve de şu anda başlangıç değeri 100 olduğu için burada account.balance dediğimde, bunu ben print ettirdiğimde eksi 100 gibi bir rakamı görmem gerekiyor arkadaşlar. İlk önce şunu bir çalıştırayım. Altında bir örneği daha hemen iliştirdim. Şöyle burada hata veren bir örnek vermiştim. Dolayısıyla o bizim maksadımıza yaramıyor. Şu şekilde evet. Bakın şunu kale almadığınızı varsayalım. Burada tanımlamasını yapmıştık. Sıfır hesap bakiyesi. Daha sonra bakiyenin içerisinden V gibi bir paranın çekilmesi. Yani V miktarı paranın çekilmesi durumunda bakiyenin değerinin güncellenmesini burada görüyoruz arkadaşlar. Bu fonksiyonum. Ben bu fonksiyonu hesaptan para çekilme fonksiyonunu çağırdığımda şurada eksi 100 gibi bir rakamı görüyoruz. Peki ben bu hesabı onu yaptık diyelim. Şöyle gelelim. Eğer evet arkadaşlar, burada şöyle mühim bir durum var. Ben burada eğer nesnenin ismini değiştirirsem arkadaşlar, yani account'ı A olaraktan değiştirirsem ve de account'a nil değeri verirsem, bu nesnenin içerisindeki bu yukarıdaki bu fonksiyon içerisindeki şu işleme ben erişemiyorum arkadaşlar. Şu withdraw işlemine erişemiyorum. Burası mühimdir arkadaşlar, bakın. Dolayısıyla ben şu noktadan itibaren bunu çalıştırdığımda hata mesajı verecektir. Çünkü withdraw metodu tanınmadı diyecektir arkadaşlar. Yani burada isim değişikliğiyle ben şuradaki tanınmış olduğum şu fonksiyona erişebilir olmayı ortadan kaldırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde davranışlar birbirinden bağımsız yaşam döngüleri olan nesneler için daha önceki prensipli çelişiyor diyerekten bir kendisi de bir açıklama izahta bulunmuş arkadaşlar. Yani bu şekilde bir davranış. Yani burada ismi değiştirerekten bunun çağrılması ve de her ne kadar bunun account'un nil gibi bir sıfır sayı bile olmayan bir değer taşımasından sonra ben bunu para çekmeye çalıştığımda burada withdraw metodu benim anlayabildiğim tanımlanmış bir fonksiyon değil diyor arkadaşlar. Bu 132 idi. Burada da buna daha önceki ifadeye atıfla buna daha esnek bir yaklaşım ise işlemin alıcısının üzerinde işlem yapmaktır. Yani operasyonun alıcısı, yani operasyonun asıl muhatap olduğu üzerinde işlemler yapmaktır. Öyle ki eğer biz metodumuzu bir ekstra bir parametre ile tanımlamak zorunda kalırsak, bu da bize o nesnenin çalıştırılacağı anlamına geliyor. Bu parametrede excel ya self ya da this oluyor. Bunu da daha önceki programlama dillerinden biliyoruz. Somutlaştıralım burada örneğimizi arkadaşlar. Bu kez account hesabımı, tablomu balance değeri sıfır olacak şekilde baştan tanımını yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra hesaptan para çekilmesinin ile ilgili fonksiyonu tanımasını, withdraw fonksiyonu şöyle tanımlıyorum arkadaşlar. İlk parametre self diyorum, yani kendisi diyorum burada kendisiyle bir önceki satıra atıfta bulunaraktan bunu kastediyorum arkadaşlar. Yani bir balance'dan çekecek anlamında ve de çekecek olan değer V'dir. Ve de self balance'ı da burada yani değeri bir bilançonun bakiyenin değeri eksi V kadar eksiltecektir arkadaşlar. Burada şimdi ben bunu çalıştırılmasının gerektiği nesneyi tanılacak metodu çağırabilirim arkadaşlar. Öyle ki ben burada A1 diyorum örneğin. Burada account diyorum ve de artık bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bir karışıklığa sebep olmayacaktır. Çünkü ben buradaki self ile bunun içerisindeki balance olduğunu işaret ediyorum arkadaşlar.
Böylece burada da A1 diyerekten isim değiştirsem dahi daha önceki örnekte hatırlıyorsanız bunun uygun bir örnek olmadığını söylemişti yazar. A1 değişkenime bunu atarsam ve de başlangıç değeri 0 olursa ben A1 dot withdraw dediğimde yani A1'den 100'ü çıkarttığım zaman bu kez eksi 100'ü burada sorunsuz olaraktan ekrana getirecektir arkadaşlar. Bakın şurada görüyorsunuz. Bunu sağlayan nedir arkadaşlar? Her ne kadar ismini değiştirmeme rağmen withdraw metodunu nasıl kullanabilir hale geliyorum? Çünkü şu şekilde self ya da this kullanaraktan bu işlemin yerel fonksiyonun burada tanımlamasını yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra ben buna erişebiliyorum her ne kadar ismini değiştirmiş olsam dahi. 133 numaralı dosyadan sonra 134'e gelelim. Evet. Self parametresinin kullanımıyla ben birçok nesneler için aynı metodu kullanabilir hale geliyorum arkadaşlar. Yani self parametresini kullandıktan sonra bu daha available hale geliyor, kullanabilir hale geliyor. Burada account tablomu baştan oluştururum arkadaşlar, tanımlamasını yapıyorum. Burada account.withdraw self v dediğimde şu fonksiyonumu şu iki parametreyle tanımladığımda bakın burada self'e dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Aynı şekilde yukarıdaki bir önceki dosyayı kullanıyorum. Ben şimdi şu anda itibaren ben A2 diyerekten isimlendirdiğimde bunu farklı bir nesne A2 nesnesi olarak oluşturduğumda hesap bakiyesi 0 ve para çekmeyi de account dot withdraw fonksiyonuyla bu şekilde isimlendirebilirim arkadaşlar. Başka işlemler de yapılabilir bunun gibi. Yani burada yapılan iş şudur arkadaşlar. Ben şu bunu kullanaraktan kendimi biraz daha özgürleştirmiş oldum. Dolayısıyla ben farklı bir değişken, farklı bir nesnenin tanımlamasını da kendi keyfi olaraktan şu fonksiyonun çeşitli biçimlerde çağrılmasıyla oluşturabilirim arkadaşlar. Örneğin burada A2.withdraw dediğimde hesaptan 260 dolar gibi bir rakam çıkartmaya çalışıyorum. Yani A2 hesabından ve de bunu yazdırmaya kalktığımda bu kez yine eksi 260 diyerekten bu değeri bana verecektir. Çünkü başlangıçtaki A2 değerinin başlangıç değeri, bakiye değeri sıfırdır arkadaşlar. 134'te 135 ikinci dosyaya geldiğimizde evet, böylece artık daha önce tanımlamış olduğumuz bu fonksiyonumuzu, bu hesaptan para çekme fonksiyonumuzu daha belirgin ve de formatına uygun şekilde tanımlamasını yapabiliriz arkadaşlar. Account dediğimde balance olaraktan başlangıçta gideri 0 ve de çekme denilen fonksiyon ise şöyle tanımlanıyor. Self kendisi yani kendisinden çıkartılacak ve de v value değeri olacak şekilde ve de ilgili çıkartma fonksiyonu nedir? Hesaptan para çekilmesiyle ilgili self.balance yeni değeriyle içerisinden eksi v kadar değer çıkartıldıktan sonraki değer olacaktır. Ve de burada fonksiyonumu sona erdiriyorum. Yani şu fonksiyon end ikilisi burada sona eriyor. Ve de burada dikkatinizi çekerim. Şurada account'ın tablo tanımlaması da şuradan itibaren tanımlamış oluyor arkadaşlar. Peki ben burada hesaba para yatırmayla ilgili bir fonksiyon da tanımlayabilirim örneğin. Başlangıçta gibi balance değeri de sıfır yaptıktan sonra. O da şöyle olacaktır. Şuradakinden esinlenerekten self.balance bu kez üzerine v kadar bir değerin ilave edilmesiyle tasarruf hesabına dönüştürmüş oluyoruz arkadaşlar bunu. Ve de aynı şekilde bu deposit dediğimiz tasarruf hesabına ben nasıl kullanıyorum, nasıl bir hesaplamaya tabi tutuyorum arkadaşlar. Kullandığım tablo account yani kullandığım paket ve de 300 lira 300 dolar yatırmış oluyorum arkadaşlar buna. Hemen akabinde de mesela bu arada başka işlemler de vardı varsayalım ve de arkasından da işte 100 lira çekiyorum arkadaşlar ve de ben neticede bu işlemin sonucunda ve de tabii burada birçok interaksiyonlar birçok karşılık işlemler olabilir ve de account balance'ı yazdırmak istiyorum arkadaşlar. Bu durumda da 300 eksi 100 200 şeklinde ekrana bunu yazdıracaktır arkadaşlar. Evet. Ve de burada
Şöyle bir izah var arkadaşlar. Böylece artık nesne temelli programlamanın konularına geçtik. Bir sonraki bölümümüzde object nesneler kısmı olacaktır. Şimdi nesnemizin bir kimliği var, bir durumu var ve de işlemleri bu nesne bunun durumu üzerine işlemleri yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar hala bir class sistemi de yer almıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir class tanımlaması yok. Dolayısıyla bunları biz miras olaraktan başka uygulamalarda kullanamıyoruz ve de bir privacy denilen yani gizlilikle ilgili bir kısım yoktur. Öyleyse ilk önce problemi şöyle ele almamız lazım. Biz benzer davranışta birden fazla nesneyi nasıl oluşturabiliriz? Yani özellikle birkaç hesabı nasıl oluşturabiliriz arkadaşlar? Ben şimdi burada bu hesaba para yatması ve hesaptan para çekilmesiyle ilgili bu yapıyı oluşturdum. Bunu birden fazla kullanıcı için nasıl kullanabilirim? Yani bunu bir class yapı içerisine nasıl getirebiliriz? Bundan sonraki dersimizin konusu da artık bu class yapısı ve bu nesnelerin oluşturulması, birden fazla nesnenin oluşturulması konusuna açılacaktır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada hakkını yeme bakımından kullandığımız bu Bible'ın da bu Lua dilinin tasarımcılarından, üç tasarımcısından birisinin olan Mr. Roberto Jerusalemski'ye teşekkür ve saygılarımızla nezaketen bu açıklamayı yapmak ihtiyacını duyuyorum arkadaşlar. Bunları ben ticari maksatlarla kullanmadığım için rahatlıkla bu telif haklarına uyduğumu, riayet ettiğimi ve de ihlal etmediğimi varsayıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu ajandaya bir kez daha bakmak isterim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 16. bölümde şurada görüyorsunuz, imleç görünüyor mu bilmiyorum ama nesne temelli programlamada class yapılarına kadar 16.1'e kadar gelmiş durumdayız. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki derste, bir sonraki Lua dersinde görüşmek üzere, buluşmak üzere diyorum. Evet. Bir sonraki Lua programlama dersinde buluşmak üzere. Bir sonraki dersimiz Object Oriented programlamada nesnelerle başlayacak arkadaşlar. Class yapılarına böylece el atmış olduk. Sağlıklar, afiyetler diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar olsun.